Dışarıya gitmesin, müşteri yanı, müşteri yanında kalsın diye şeyimiz var ya programda. İşte evet arkadaşlar, şimdi bugün Coşkun Tuhafiye'deyiz. Yakup abinin yanındayız. Şimdi kendisine de soracağız. Ceyhan'ın parası Ceyhan'da kalsın diyoruz biz. Esnaf olarak mesela fiyatları düşürebiliriz. Yani %40 indirim yapabiliriz, %50, %30 indirim yapabiliriz. Sırf Ceyhan'ın müşterisi Ceyhan'da kalsın diye. Bu projede nasıl bir şey söylersin abicim sen bize? Ya ben de varım, ben de bu projede ben varım ve şöyle olursa güzel olur diyebileceğim bir şey varsa. Şimdi şöyle bir pozisyon var. Şu Ceyhan'ın küçük esnafı. Yıllardır bu Atatürk Caddesi'ndeki esnafların çoğu şu Ceyhan'daki halkın ondan sonra şeyini çekti, fahrını çekti. Yeri geldi, çekti. Coşkun abi yaz. Yazdık, aylarca bekledik. Coşkun abi şunu bu fiyata ver. Coşkun abi şöyle olsun, Coşkun abi böyle olsun. Acaba merak ediyorum, büyük mağazalara gittiğinde bunu yapabiliyorlar mı? Çok, bu arkadaşlar gerçekten... Yani ben düşünüyorum. Çok önemli. Şimdi geliyor, ben de diyelim ki attım bir tane, ondan sonra bluz alacağım. 20 lira, 25 lira, 30 lira. Başka yerlere gittiklerinde, o şekilde büyük mağazalara gittiklerinde fiyat bayağı bir fark ediyor. Şimdi geldi de bana kredi kartını getirdi de taksit yapmadıysam söylesin. Veya kimisi bu ay kalsın ben öbür ay veririm. Aynen öyle. Borca diyor. Aynen. Ama büyük yerlerde veya Adana'da yok bu şansı yok. Bu şans yok. Ha benden mesela gelip attı Coşkun abi ben şunu istiyorum, Coşkun abi ben bunu istiyorum dedikleri zaman ben işin potansiyeline göre hareket ederim. Çeşidi çoğaltırım. Aynen esneklik. Bizim, giderim tabii, bulurum. Yani o çeşidi bulurum, ötekiyle rekabet fonksiyonum olur. Aynen. Ama şu, bunu yapacak kapasitede şu saat olmuş, daha ben doğru dürüst müşteri girmemiş. Aynen. Şimdi git öteki taraflara, büyük mağazalar tıkatıp doğru. O zaman yani, küçük esnafı, sen kalkındır ki, bana geliyordu ki şu çeşit var mı? Bu çeşit var mı? Sen istekte bulunacaksın ki esnaf da sana getirecek. Abicim şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi sen burada haklısın. Biz bu yerel insanın, yerel halkın kahrını biz çektik. Veresiye verdik. Yeri geldi almadık. Yeri geldi geç getirdi. Yeri geldi paramızın değeri düştü geldi. Aynen. Fakat müşterinin şikayeti de bizim küçük esnafımız büyük mağazalardan alışveriş yapıp üstüne kar koyup satıyor diyenler de var. Ya da büyük mağazalarla eş değerde daha kalitesiz malın hemen hemen eş değerde satanlar da var. Şimdi, bu algı olduğu için de biraz aslında böyle oluyor. Yani. Şimdi onun da etkisi var. Onu yapanları esasında derneklerimizin şikayet şeyinde tutacak. Odalar. Ona göre gidecek. Evet, burada, o kendi mücadelesini o verecek. Odaları, şimdi ben kendimden eminim. Ama ötekine de şikayet ondan sonra hattında dernek başkanı ondan sonra denetmenler gidecekler. Kardeş sen böyle böyle bir pozisyonda şu kalitesini malı bu fiyata satmaya çalışıyorsun. Sen evet, halkı evet kandırıyorsun. O zaman bu derneklerin evet oda başkanları bunu çok dile getiriyoruz zaten. Oda başkanları kendi odanıza bağlı yönetiminizi, üyelerinizi seminerlere davet edin. Seminerlerde anlatım yapın. Arkadaşlar bu kanayan yarayı nasıl durdurur diye ki herkes kendi dalındaki, kendi branşındaki tabii. üyelerine seminerler verip işin şeklini bu şekilde anlatıyor olsaydı belki bu kadar kan kaybetmezdi. Ha biz de dedik ki buradan ötesini yakalarız. Şu anda zaten ciddi derecede Adana'da, Osmaniye'de, başka illerde daha pahalılık var. Ceyhan'da düşüş var ciddi derecede. Var. Biz çünkü geziyoruz da, konuşuyoruz da. Hani bizim çalışmalarımızın haricinde esnafların kendisi de artık buna çaba gösteriyor. Elbette. Yani şu anda esnafların ağırlıklı. Ondan sonra %30, %40 daha da belki de aşağı. Esnaflar eskiye göre çok uygun. Uygun olsun abi. Yani, yani ya biraz yani, az kar edelim. Feragat edelim. %8 KDV'sini koyuyor. Artı bunun yanında yani 50 liraya almış olduğunu 70 liraya satıyor. Evet. Pazarlık ediyor 65 liraya satıyor. Ne diyoruz abi? Ceyhan'ın parası Ceyhan'da Ceyhan'ın kalsın. Ceyhan'ın parası Ceyhan'da kalsın. Ve devam ediyoruz arkadaşlar.